Herkese merhaba, ben Öykü. Herkese merhaba, ben Öykü. Ben Övgü. Bugünkü videomuzda aslında uzun süredir yapmayı düşündüğümüz ama şu kitabı da bitireyim, ondan sonra düşüneyim. İşte şunu da şöyle yapayım, bundan sonra yapayım diye ertelediğimiz ama sonunda yaptığımız bir videoyu izleyeceksiniz. Evet. Fazla uzun bir cümle oldu ama. Ya olsun, yani bence güzel açıkladı. Ben de aslında okuduğum kitapları bitirip tavsiye etmek istiyordum ama gayet güzel devam ettiği için ve okurken de böyle aklıma hani bir kenarına yazdığım şeyler olduğu için hemen size tavsiye edeyim dedik. Zaten sizin de kişisel gelişim için tavsiye kitaplarımızı sormuştunuz. Onunla da uygun bir video olacağını düşündük. Evet. O zaman birer tane kitap tavsiye edeceğiz. Hı-hı. Şu an okumakta olduğumuz. Ben aslında bitirdim. Öyle mi? Ama bunu bitirdim. Senin okuduğunu okuyor. Yani ona başladım. Tamam, o zaman kitaplarımızı gösterelim. Evet. Önce hangimizi anlatalım? Ben anlatayım mı? Olur. Kafamda çünkü çok güzel hazırlandım. Sabah da birazını okuduğum için söyleyeceklerim de taze. Şimdi bu kitabın adı Sebepsiz Mutluluk. Marcy Shimoff ve Carol Klein tarafından yazılmış. Aşağıya yazarız. Sebepsiz Mutluluk bence güzel bir gelişim kitabı. Çünkü gerçekten mutlu olmak için tavsiyeler veriyor. Ve böyle Instagram'da veya işte genel olarak sosyal medyada bulduğumuz tavsiyelerin daha ötesinde gerçekten içsel olarak mutlu olmayı hem de alıştırmalarla beraber bunu kazandırmayı öğretiyor. Uzun zaman olmuş. Neyse işte sabah okuduğum kısımda örnek vermem gerekirse mesela başından şey yapayım, bilimsel olarak da açıklıyor mutlu olmayı ve aslında alışkanlıkla mutluluk seviyesinin giderek yükseltilebileceğini gösteriyor, anlatıyor. Bunun için de alıştırmalar veriyor dediğim gibi. Mesela bugün okuduğum alıştırmalardan bir tanesi, her gün bir şeylere ödül veriyorsunuz kafanızdan yani. Mesela diyorsunuz ki, mesela kahve içmeye gittiniz, kahveyi çok beğendiniz, işte en güzel kahve ödülü veriyorsunuz. Veya mesela benzinci kendinin örnek verdiği, işte en renkli benzinci mi diyordu, işte en renkli... İşte biz kafe diyelim, kafe girişi ödülü veriyorum diyorsunuz. Veya mesela bir şey beğeniyorsunuz, en güzel giyinen kadın ödülü falan. Böyle kendin kendinize ödül vermeye başlıyorsunuz. Ki bu da aklınızda şartlanmış oluyor. Güzel şeyleri görmeye odaklanmış oluyorsunuz. Ve bence çok değişik ve güzel bir yöntem. Yani bunun gibi bir sürü değişik yöntemler veriyor. Ve mutlu olmayı seçmiş insanları anlatarak... Hani her şartta mutlu olunabileceğini gösteriyor. Denemekte fayda var aslında. O yüzden ben de başladım. Ben çok çok başındayım ama evet. Evet. De üstüne de şey yazıyor. 7 adımda içten gelen mutluluk. Evet. Ve orada şeyden bahsediyor. Hani sebepsiz mutlu olmaktan. Hani böyle insanlar hep bir şeye bağlar ya mutluluğu. İşte şöyle olursa mutlu olacağım, böyle olursa mutlu olacağım. Ona ihtiyaç duymadan şu anki halinle olduğun gibi mutlu olmayı keşfetmek diyebiliriz. Evet. Şimdi benim okuduğum kitap. Bu da Üzüntüyü Bırak, Yaşamaya Bak, Dale Carnegie'den. Dale Carnegie aslında çok acayip ünlü bir yazar. Yani ben sonradan fark ettim. Bunu okuduktan sonra. Hatta şirketlerin eğitimlerinin o temeli de bazen Dale Carnegie'ye de dayanıyormuş falan. Aa. Hani bayağı kişisel gelişim alanında çok önemli bir isim diyebiliriz. Bu Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak da aslında üzüntü diyor ama orijinal ismini baktığımız zaman aslında o worry'den bahsediyor. Yani endişeden bahsediyor. Orijinal adı How to Stop Worrying and Start Living. Yani endişeyi bırakıp hani yaşamaya bakmanın. Ama burada sadece endişe de diyemeyiz. Çünkü içinde hani o böyle hani hem üzüntü hem endişe böyle hani o karışık böyle bir... Belki de adlandıramadığımız bazen o geri çeken, aşağı çeken o duyguları nasıl bırakacağını anlatıyor kitap aslında. Ben bunu çok beğendim. Çünkü bir kere çok dili çok rahat anlaşılıyor. Böyle ağır, çünkü bazen bazı kişisel gelişim kitaplarının dili ağır oluyor. Ve kafanı boşaltmak istediğin zaman onu ağır bulabiliyorsun yani. Kurallar vermiş ve ünlü insanların nasıl stresle başa çıktıklarından bahsetmiş. Bir tane örnek de versem aslında iyi olurdu. Ben o zaman bu sırada şey diyeyim. Yani üzüntü derken insan gün içinde ufak tefek çok
minik minik şeyleri biriktiriyor. Bazen böyle bakıyorum, böyle şey hissediyorum, böyle rahatsız hissediyorum. Düşünüyorum niye böyle hissediyorum. Bulmam uzun sürüyor ki bu bir üzücü bir detay. Neyse, çünkü madem hatırlayamıyorsun niye o kadar üzülüyorsun. Bir de bazen böyle işte onun biraz pürüzü birikmiş, onun biraz başka bir şey birikmiş, birikmiş, birikmiş. Aslında tek başına hiç umruna gelmeyecek şeyleri kafanda biriktiriyorsun ve böyle bir endişe haline geliyor. O yüzden bunları da bırakıp hani yaşamaya bakmak gerekiyor. Aynen öyle. Aslında tam olarak bunu anlatıyor kitap. Yani o hani bırakıp yaşamaya bak diye. Mesela şeyden bahsediyor. Benim en çok aklımda kalan şuydu. Bir gün geçmeyen bölgeler dediği şey var. Yani mesela sen diyelim ki atıyorum sene sonundaki sınav için endişeleniyorsun veya işte bir ay sonraki proje sunumu için heyecanlanıyorsun. Endişe ediyorsun, sıkıntı yapıyorsun. Aslında evet tamam o hayatın için şu an büyük bir önemi taşıyor ama sen sadece bugünü düşünüp hani gün geçmeyen bölgelerde yaşamalısın. Yani sadece günün içinde yaşa diyor yani. Hı-hı. Hani okuyunca çok daha mantıklı gelecek şimdi söylediklerim tabii güzel falan oluyor. Ben mesela bu kitabı okumadım ama gün içinde mesela böyle bir endişeye kapıldığım zaman Övgü diyor ki mesela bazen işte gün geçmeyen bölgelerde yaşa falan gibi böyle şeyler söylüyor. Okumama rağmen hani evet evet sadece bugüne odaklanıyorum gibisinden hani. Çünkü kendimi... o zaman insanın üstüne yığılıyor. Bir ay sonra bu var, bir sene sonra bu var işte yani sınav, büyük sınavsa mesela ya da mesela işte bir de şunun görüşmesi var. Bir şey yığılırsa insan gerçekten çok strese girer. Bunun içine de o örneklerden bahsediyor. Bir şey daha var. Beni en çok rahatlatan şeylerden biri. Belki diyeceksiniz ki bu mu? Çok basit diyeceksiniz ama gerçekten. Merak ettim. Ve şey diyor, en kötüsünü kabul edip devam edin diyor. Yani evet. Mesela diyelim ki seni endişelendiren şey ne? Bir şey söyle. Mesela diyelim ki proje sunumu. Atıyorum. Diyelim ki yani bu seni o kadar endişelendiriyor ki sunum yapacaksın, uykuların kaçıyor. Artık böyle gerçekten stres yaşıyorsun. Şimdi o duruma uzaksanız yani mesela stres yaşamıyorsanız o şey bilmiyorsunuz da herkes yaşamıştır gerçi öyle ya stres. Bence mesela şey sosyal stres de var. Mesela bir yere gideceksin, rezil olmak korkusu, okullar açılıyor mesela. Nasıl davranacağım endişesi. Hani bir sürü endişe var aslında gün içinde. Yani mesela o korktuğun şeyin başına geldiğini düşün. Çok ters bir şey belki ama yani mesela sunum mesela. He. Diyelim ki çok kötü geçti. Abi batırdın yani hani. Ne olur ki aslında? Hani. Yani evet aslında. Birazcık onu kabul ettikten sonra insanın üstünden bir yük kalkıyor. Çok ilginç bir şekilde. Evet. Bilmem belki hani sizin psikolojiniz öyle işlemiyor ama ben önce okuduğumda yok ya dedim. Hani yok ama aslında düşününce hani o kötüsünü kabul edince tamam ya diyorsun. Çok da önemli değilmiş. Ya da mesela diyelim ki bir iş görüşmesi. Ya çok kötü geçer. Ya çok kötü kendimi ifade edemezsem, kekelersem, işte anlatacağım en önemli şeyi unutursam falan. Aslında hiç de önemli değil. Yani tabii ki de hazırlanacaksın vesaire ama evet, tamam, hani evet. En kötüsü diye endişe ettiğiniz durum bile en kötüsü işe alamazsın. Çok da önemli değil. Ya da o insanları rezil olursun. Bir daha görmeyeceğim bile aslında hani. Yani evet. Yani bunun gibi şeylerle kendinizi rahatlatabilirsiniz ama yani tabii bizim söylememizde tam olmuyor. Bence okuyun. Aynen. Yani çok basit bir basite indirgedim ve en hani basit olanını söyledim. Okuyunca insan gerçekten etkilenip bir rahatlama yaşıyor. Onu kesinlikle öneriyorum. Yani ben bir şey üzülmüyorum ki niye okuyayım diyorsanız bile günlük hayatının o küçük streslerinden bile hani arınmak için okunabilecek bir kitap. O yüzden bu iki kitabı da okuyun diyoruz. Öneriyoruz. Bir de kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bu sebepsiz mutluluk için değil aslında bütün kitaplar, bütün bence kişisel gelişim kitapları için öyle. Okuduğum sürece etki oluyor. Evet. Ben kendimde öyle oluyorum yani. Ben okuduğumda öyle oluyor. Okuduğum gün veya işte o günler gerçekten etkisini hissediyorum. Ama devam ettikçe mesela bitirdim diyelim ki bir hafta sonra etkisi gitmiş oluyor. Ve ben tekrar eski şeye dönmeye başlıyormuşum gibi geliyor. Tabii ki de etkileniyorsun şey oluyor ama okuduğun zamanki o yüksek evet. Duygu, yüksek enerji devam etmiyor. O yüzden ben eskiden hiç kurgu dışı kitap okumazdım neredeyse hiç biz yani. Hep roman hep okurduk roman yani. Okurduk, kurgu okurduk. Ama bu aralar kişisel gelişim olsun, genel olarak başka kurgu dışı romanları da okuyorum, tavsiye ediyorum. Sürekli okuduğunuz bir kurgu dışı roman olsun. Evet, başucu. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basın ve bizim kanalımıza abone olun ki daha başka güzel videolarımızı da izleyin ve haberdar olun. Evet. O zaman hoşça kalın. Evet.